Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratına, şehitlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının şerirlerinin, şerlerinden muhafızasına. Bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlâs sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimiz Vel Fecr suresi üzerine okunan sure. Burada Cenab-ı Hak yemin mahiyetinde ilahi ikazlar bildiriyor. Ve Vel Fecr olarak başlıyor sure. Yani canlıların uyandığı zamana yemin olsun buyuruyor. Yani her fecir ömür takviminden bir yaprak. Hiç kimse bu takvimde ömrüm sonuna kadar kaç yaprak var olduğunu bilemez. Bu fecir son yaprağımız olabilir. Dün dünyada olan, dün son fecri olan, bugün olmayan birçok kardeşlerimiz var. Bizim son fecrimiz ne zaman gelecek meçhul. Demek bu Rabbimiz cümlemize lütfetti bu ömrün bereketlerine ihsan buyursun. Her günümüz hamd, şükür ve zikirle Rabbimize yakınlık kazanabileceğimiz günler olsun. Yani tazimle emrillah, şefkat ala halkillah üzerine. Yine her günümüz muhtacın ihtiyacını gidermek suretiyle ilahi rızaya nail olacağımız günler olsun inşallah. Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış kazandığımız günler olsun inşallah. Her günümüz mahzun yürekleri huzura kavuşturma bile. Böylece Allah ve Resulü'nün hoşnut edebilme günlerimiz olsun inşallah. Mümin kendinden aşağıdaki zarurete muhtaç kardeşini elinden tutan kimsedir gerçek mümin. Yani bir mümin diğer mümin kardeşini kendi zimmetli olarak bilecek. Çok üzerine durulan din kardeşliği. Yani bu kan kardeşliğinden daha öteye geçiyor. İcabında kan kardeşinin bir faydası olmuyor. Eğer kalp âlemi ayrıysa. Rabbimiz bu asr suresinde zamanı yemin olsun. Vel asr olarak buyuruyor. Yani zamanı dikkatimizi çekiyor. Zaman çok mühim. Zaman ahiret saadetine nail olabilmek için en kıymetli sermaye. Bir mektebi âlemdeyiz. Son nefesten sonra imtihanımız bitiyor. Artık imtihan yok. Her şey şuhut halinde ondan sonra. İmanın bir kıymeti yok. Zaten herkes o zaman inanacak ama Firavun'un inandığı gibi işinden geçmiş, her şey bitmiş olacak. Geçen zamanı geriye getirmek mümkün değil. Cenab-ı Hak Fâtır Sûresi 37. ayette ikaz ediyor. Cehenneme giren mücrimler diyecekler ki, Yâ Rabbi bizi çıkar bu cehennemden. Çıkar o kötü amellerimizi salih ameller halimize çevirelim. Efendimiz iki nimet var da insanların çoğu bu iki nimetten gafildir. Biri sıhhat, o elden gittiği zaman belli oluyor. İkincisi boş vakit. İşte Efendimiz buyuruyor, beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bilin. İhtiyarlıklarını ver gençliğinize. Çünkü gençlik büyük bir güç, kuvvet. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Baştan biz güç, kuvvet veririz. Ondan sonra o gücü geriye çeviririz. نُنَكِّسْهُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ İnsan akıl erdirmez mi? Gidiş ne tarafa? Bir fâninin idraki. Hasıldan evvel saatin kıymeti. O için hep buyurulur, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Efendimiz bir hastayı ziyarete gitti. Hasta, Yâ Rasûlullah, dayanamıyorum dedi. Ben dedi, dua ettim, Yâ Rabbi bana ahirette vereceğini bu dünyada ver, dünyada çekeyim, ahirette çekmeyeyim dedim. Fakat şimdi de kaldıramıyorum dedi. Efendim, o zaman ben senin elinde olsaydım, رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ derdim buyuruyor. Onun sıhhat çok büyük nimet. Tabi hastalıkta da sabır büyük bir nimet. Cenab-ı Hak sabreden kullarını seviyor. Tabi sabır dünya bir tarafı zor derecesine göre ahiret tarafı çok mükafatlı. Fakirlikten evvel zenginliği. Çünkü hakikaten fakirlik kimi için çok zor gelir.
biraz zenginlikten fakirliğe dönüş. Meşgul zamanlarınıza ve boş vakitlerinize, en sonra ölümümüzden ve hayatınıza. Son nefes zaman bitti artık. Ondan sonra kazanma imkanı bitiyor. Yaşadığınız gibi haşrolursunuz buyuruluyor. Yine Efendimiz cennet halkı başka bir şey değil, sadece dünyada Allah'ı zikretmekten gafil kaldıkları zamanla nedamet duyacaklar. Yani salihler bile keşke daha öteye gitseydik diyecekler. Bitti ama. Fasıl bitti. Onun için Efendimiz hiçbir zaman bir müminde boşluk istemezdi. Yani feyza feraf tefen sap ve ila rabbika fergab. Sorardı bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir canan çeşidinde bulundunuz mu? Bir muhtacın bir ihtiyacını gördünüz mü? İrşad bekleyen bir kimseye irşad ettiniz mi? Onun için bu sohbetlerimiz de çok mühim. Ne kadar bir ibadet vecdiyle, ibadet heyecanına girersek o kadar müstefid oluruz. Bu yaşadığımız hayatın telavisi yok. Kiramen katiben dosyayı gönderiyor bir tarafa. Orada dosya açılacak. İkra kitabe kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kitabını oku, bugün nefsin sana hesap sorucuna kâfidir denecek. Nasıl bugün bir bilgisayarı bir basıyor bir düğmeye, istediğimiz kelimeleri bütün hepsini döküp veriyor. Bu fanilerin bulduğu bir icat Allah'ın lütfuyla. Bir ikaz belki. Nasıl o ilahi kompütürler nasıl çalışacak? Onun için Cenab-ı Hak boş kaldın mı hemen Rabbine dönen ikinci bir işe koş buyuruluyor. Yani kalbi gafletten koruyabilmek. Yine bu kurtuluşa erenlerin bir şeyi de vellezînhum anillâhu mûridûn, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Yanlış vitrinlerden bakmaktan yüz çevirirler. Boş zamanlardan yüz çevirirler. Mevlana diyor ki sözün diyor, lafın diyor maskarası olma diyor. Allah'ın verdiği bu lafızları ziyan etme diyor. Yine ikaz mahiyetinde Cenab-ı Hak Haşr suresinde ey iman edenler herkes ne hazırladığına baksın. Ya yani yarın ne hazırladığına baksın. İster o yarın 1000 sene olsun, ondan sonra ebedi bir bitmeyen bir hayat başlayacak. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarından haberdardır. Yani yarının hazırlığını bugünden yapmak lazım. Bu hazır tehir edenler yarın pişmanlık duyarlar. Efendim bu yarın yaparım diyenler helak oldu. Yarın var mısın yok musun? Bu gücün var mı yok mu? Bu imkanların var mı yok mu? Efendimiz Muaz'ı çok severdi. Bak Muaz dedi, Allah'a yemin ederim seni diyor, gerçekten çok seviyorum dedi. Fakat her namazın sonunda şu duayı yap, Allah'ıma inni ala zikrike şükrike hüsnü ibadetik. Allah'ım seni zikretmek. Kul Cenab-ı Hak unutmayacak. Her gördüğü şey ilahi bir azamet tecelli kainat, kevni ayetler seni zikretmek. Her gördüğü şey Cenab-ı Hak hatırlayacak. Kalp hatırlayacak. Sana şükretmek. En zor şey şükürdür. Çünkü şükür mümkün değil. Ne kadar şükretsek azdır. Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır buyuruyor. Sana güzel kulluk etmekte bana yardım et. Yine Cenab-ı Hakk'a zikir olarak şükretmek için Cenab-ı Hak'tan yardım, yine güzel amellerimizin Cenab-ı Hak'tan yardım talep edeceğiz. Ona ikinci ayet veliyalin aşk geliyor. 10 geceye and olsun buyuruyor. Cenab-ı Hak zaman zaman böyle mükafat da verir. Zilhicce'nin ilk 10 gecesi, Muharrem'in 10 gecesi, Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi. Ayşe Vâdîmî şöyle naklediyor. Yani Efendimiz'in geceleri nasıl ihya ettiğini. Bir gece yanıma geldi. Bana ya Ayşe bir nezaket, zerafet, incelik. İzin verirken tamamen gece Rabbime ibadet olarak geçireyim dedi. Ben dedim ki ya Resul, vallahi seninle olmaktan benim için daha büyük bir lezzet yoktur. Fakat senin sevdiğini ben daha çok severim. Ya Resulallah nasıl arzu ediyorsun geceyi o şekilde geçirin. Kalktı diyor güzelce abdest aldı Resulullah. Namazı durdu, ağlıyordu. Öyle bir ağladı ki elbisesinden gözyaşları ıslatıyordu. Sakalı ve secde ettiği yerde ıslanıyordu. O halde Bilal radıyallahu anh geldi.
Efendimizin böyle hani değişik görünce ya Resulallah, Allah senin geçmiş gelecek her şeyi affetti. Niçin ağlıyorsun? Niçin bu kadar derdiniz nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz Bilal dedi, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler indi ki onları okuyup da üzerine tefekkür etmeyene yazıklar olsun buyurdu. İşte onlar Âl-i İmrân'ın 190-191. Ayetlerinde şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında nasıl ilham gökler sonu yok. Toprak bir azamet tecellisi geceyle gündüz birbirine ardınca gelişinde hiç takdim tesir yok. Haral suvenet ayrı. Bütün mahlukatın kaldıracağı derecede. Akıl sahipleri için Allah'ın varlığını bildiğini gösteren kesin deliller vardır. Her şey Allah'ın varlığını azimetler gösteren kesin deliller. Onun için ne istiyor Cenab-ı Hak'tan? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerinde dururken hep Allah'ı zikrederler. Şu suyu içerken zikrederler. Şunun bir Allah'ın bir nasıl bir nimet? Saymak bitiremez nimet. Biri yanıcı, biri yakıcı, ikisi birleşiyor, şifa alıyor. Ondan sonra bu zikir nereye kadar götürecek? İlahi tefekküre götürecek. Göklerin ve yerin derinden derin tefekkür ederler. Efendim semaya bakar tefekkür ederdi, toprağa bakar tefekkür ederdi. Yani zihni bilgiler kâfi değil. Kalbin hassasiyeti mühim. Derler ki Rabbimiz o gökteki, yerdeki yaratılanlara, o kevni ayetleri. Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ede bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak mü'minde böyle bir yürek arz ediyor. Ondan sonra veşşif vel vetr yani çifte ve teke and olsun. Cenab-ı Hak tek, bütün varlıklar çift ve yaratılışı çift olarak yaratıldı. Yani maddi varlıklar mı? Elektriğe bak çift, artı eksiye akıyor, ışık yanıyor. Sayma, bulut artı eksiye akıyor, yağmur yağıyor. Yine ondan sonra her şeyi kapladığı, örttüğü an geceye and olsun. Her zaman geceye giriyoruz. Geceye girerken ne düşündürüyor bize? Sanki bir ölüm tatbikatı değil de nedir? Geceye girerken bir muhasebe yapmamız lazım. Bugün Allah için ben ne yaptım? Bugün de nasıl geçti? Ne kadar Allah rızası için ne kadar kendime? Kul daima bir muhasebe halinde olacak. Bir ölümü düşünecek. Geceye giriyorsun. Cenab-ı Hak Kaf suresinde buyuruyor. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. O kaçın muhakkak gelecek. Rebi bin Heysem nasıl yaşar o şekilde ölürsün buyuruyor. Bir kez de can çekişen birisinin yanına gittim diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyordu. Fakat adam çok gafildi diyor. Benim sesimi hiç duymuyordu diyor. Elinde sanki diyor bir para torbası onu böyle şey yapıyordu. Baktım bir o şekilde o torbayı böyle mıncıkla mıncıkla o şekilde öldü. Kelime-i tevhid hiç duymadı. Yani nasıl yaşarsa o şekilde ölürsünüz. İşte herkes durumuna göre farklı rüyalar görüyor. Kiminde safa var, kiminde ızdırap. Şafak vakti ise bir nevi yeniden bir diriliş, bir ahiret manzarası. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor bu verdiği misaller. Bunlar akıl sahibine elbette birer yemin mahiyetindedir, yemin değerindedir. Bunun için ne lazım? İnsan zalim olmayacak, cahil olmayacak. En büyük zalim kendine. Kendinin istikbalini, sonsuz hayatını mahvediyor gafletinden dolayı. Cehalet esas cahil. İster milyonlar kitap okusun. Eğer Cenab-ı Hakk'ı bilmiyorsa, Cenab-ı Hakk'ı tanımıyorsa, kulluğundan haberi yoksa ne yazık. Cenab-ı Hak buyuruyor Furkan Suresi'nin sonunda ey peygamber diyor, onları söyle diyor. Onların duaları olmasa ibadet onlar ne işe yarar diyor? Ne işe yarar onlar diyor? Cenab-ı Hak o kadar insan meziyet verdi. Peygamber gönderdi. Kainat kevni ayetlerle dolu. Âmâ olmuş kalbi. Onlar ne işe yarar Resulüm diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak kahrolan kavimlere geçiyor. Rabbin diyor ne yaptı diyor? Ad kavmine diyor. Ad kavmine Cenab-ı Hak çok kabiliyet verdi. İnsanları, erkekleri, kadınları güçlü güçlü insanlardı. Cemal sahibi insanlardı. Onlara İrem bağları verdi Cenab-ı Hak. En meşhur bağları verdi. Onlar Cenab-ı Hak verdi, şükredecek yerlerde azdılar. Kölelerini eziyet etmeye başladılar. Avcılıklar başladı, insan avcılığı. Ta yukarı çıkartıyorlardı binanın yukarı, oradan aşağı atıyorlardı kölelerini.
bir noktada bir vahşet halinde yaşıyorlardı. Peygamberleri Hud aleyhisselam ikaz ediyordu. Bak Hud diyor, sen bir kişisin, biz bu kadar kalabalık, senin mi dediğin doğru, bizim mi doğru diyordu. Tabi Cenab-ı Hak onları bir rüzgarla mahvetti, helak etti. Rüzgar ister, rüzgar böyle gör, sen böyle çevir dediler. Onu mucize olarak Hud aleyhisselam yaptı, yine isyan devam etti. Cenab-ı Hak istedikleri şeyleri mahvetti, kahretti. Öyle fırtına verdi, birbirine eteklerini bağlıyorlardı. Fakat kum fırtınası etekleri beraber havaya uçuyorlardı. Yine kumlar gibi üzerini kapatıyordu. Yani burada bu Ad kavmine, sonra bir Semud kavmine misal veriyor. Semud kavmine dedi, bunlar zaten olacaktı, rüzgar gelir, olur falan. Biz temellerimizi sağlam yapacağız, bize rüzgar, fırtına tesir etmez dediler. Cenâb-ı Hak bunları da bir sesle kahretti. Demek ki bir ikaz alamamak olan hadise. Cenâb-ı Hak birçok şeyi periyoda bağladı. Günün doğması, batması vesairesi, havanın derecesi, suhûneti, toprağın mevsim verimi, bunlar devam ediyor. Aynı periyot devam ediyor. Fakat Cenâb-ı Hak bazı şeyi periyoda bağlamadı. Bu bağlamadığı şeylerde zaman zaman ikazlar geliyor. Zaman zaman insanların kalbi durumuna göre güzel huzur hali geliyor. Zaman zaman da felaketler geliyor. Zelzeler geliyor, seller geliyor, kuraklar geliyor, tsunami'ler geliyor, yangınlar geliyor, virüsler geliyor. Hep bunlar kalbi olanlar ikaz-ı ilahi. Kalbi olmayanlar bu Semud kavmi gibi yalnız zahiri sebeplere bakıyor. Bu üç kavmi bildiriyor Cenab-ı Hak burada. Onlar hepsi ülkenin azgınlık ettiler ve kötülüğü, fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Cenab-ı Hak ondan sonra Ankebût suresinde bunun durumunu bildiriyor. Bu zalimlerin durumunu. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık bu kavimleri. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimine korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyor. Kendileri hak ediyor. Cenab-ı Hak cezalandırıyor bizi. İşte burada salihler için de yine onları o azap tesiri altına alıyor ama onlar için Cenab-ı Hak bir şehitlik sevabı ihsan ediyor. Velhasıl tarih hem altın sayfalarıyla hem de karanlık zulüm sahneleri beşeriyet büyük bir ibret ve irşat abidesidir. Bir mütefekkir diyor ki üzerimizde güneş Firavunların, Hamanların, Nemrutların, Ağatların, Semutların bir müddet saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra onların harabeleri üzerine haşmetle doğan aynı güneştir. Bir zamanla isimleri bile korkuyla anılan azametli krallar ve zalimler bir müddet sonra iki avuç toprak altında kahrolup ilahi intikamı düçar oldular. Kendi tüm insanlığın düşmanı oldular benzer günümüze gelen benzerleriyle beraber. Hiç sevilmediler. Hatırlarda zulüm sembolü olarak kaldılar. Saltanatları da küsran ile son buldu. Döktükleri kan göllerinin girdaplarında insanlığın yüz karası olarak gittiler zalimler. Buna mukabil dostun Allah'taki kaynağına erişen Nakşibendiler, Geylaniler, Mevlana'lar, Yunuslar, Hüdayiler ve emsalleri misaller hak dostları isimler. Ebediyen bütün insanların dostu olarak kaldılar, sevildiler. Fani hayatlarından sonra ömürleri devam ediyor. Zalimlerin durumu, Allah dostlarının durumu. Velhâsıl tekrar At ve Semud kavmi varlıkta şımardılar, ben dediler. Yani mülk Allah'a aittir. Mülkü kendilerine izafe ettiler ve zalim oldular. Bizden güçlü kim var dediler. Ve rüzgar ve ses ile helak oldular. Firavun tanrılık iddiasında bulunacak kadar ahmaklaştı. O da Kızıldeniz'de boğulurken tabi ilahi manzaralar açıldı. Gerçekten İsrail'in inandığı tanrıdan başka tanrı olmadığını ben de iman ettim dedi. Ben Müslümanlardım dedi ama o imanın faydası yok. O sekerat halinde çünkü artık orada ilahi azamet tecellileri başlıyor, görüyor. Lut kavmi ahlaksın denayetine en alçak durumuna düştü. Biz bu kadar kalabalığız. Ey Lut dediler. Sen temizsen aramızdan çık dediler. Bizi rahatsız etmedi. Aynı bugün gibi. Yani gönülleri o kadar kirlenmişti ki temiz kimselerden rahatsızlık duyuyorlardı. Günümüz bugün işte eşcinsellik vesaire
Lut kavminin daha ötesi. Yani bugün Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi baktığımız zaman aynı insanlar bugün var. Hatta beterleri var. Şuayb aleyhisselamın kavmine baktığımız zaman orada ticari sahtekarlıkla onlar alçaldı. Hepsi azaplara düçar oldu. Nemrut İbrahim aleyhisselama karşı ben tanrıyım dedi. Benim sen tanrılığıma karşı çıkıyorsun dedi. Ateşe attı İbrahim aleyhisselama, ateş gülistan oldu. Kibre kapıldı. Eziyet etmeye başladı müminlere. Cenab-ı Hak onları kanlarını kurutan sineklerle helak etti. Yok kadar sineklerle. Kendi burnundan girdi, beynine kadar gitti. Kölesini vur vur, sinek yerine oynasın derken alnı patladı, öldü gitti. Yani hadiselerden ders almak lazım. Geçmişlerden ders almak lazım. Günlük hadisen günlük vakaların ders almak lazım. Yine buyurulur bir atasözünde hak sillesinin sedası yoktur. Bir vurdu mu hiç devası yoktur. Bir virüs vurdu. Kim gönderdi? Cenab-ı Hak gönderdi. Virüsü yaratan kim? Hâlik-i Cenab-ı Hak. Gönderen kim? Cenab-ı Hak. Bu Ebrev ordusuna, Evvâbil kuşuna gönderen Allah, aynı Allah. Şekil değişti, devam ediyor diyorlar. Kurtuluş nerede? Cenab-ı Hakk'a ilticada. Cenab-ı Hakk'a kul olmakta, istiğfarda. Tabii bunda ne kadar yapılıyor, ne kadar oluyor meşhur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz diyor. İşte maalesef o kahra uyan insanların günümüzde artmaya başladı. Neler var günümüzde? Ahiret haberine karşı vurdum duymazlık var. Deizme doğru gidiş var. Allah yarattı ama diyor, bir varlık var muhakkak, bir güç var diyor. İnsanı yarattı, hayvanı yarattı, bitkiyi yarattı diyor. Virüsten korkuyor. Virüsün hâlikinden, Allah'tan korkmuyor. Öbür tarafı düşünemiyor. Ahlaksızlığı görüyoruz. Zayıfın hakkını yemeyi görüyoruz. Allah'ın haram kıldığı ticarette işlendiğini görüyoruz. Nefsinin putperesti olanları görüyoruz. Aile hayatını yaşayan çöküntüleri görüyoruz. İffet unutuldu en başta. Bize cahiliye devrini hatırlatan günümüzde vakalar, faizde, rüşvette, iffetsizlik vesaire vesaire gidiyor. Bugün tabii faiz de iyice arttı ve normal hale döndü. Halbuki Cenab-ı Hak Bakara 279. ayette Allah ve Resulü ile bir harp etmektir buyuruyor. Kim harp edecek, kazanacak. Hem maneviyat gidiyor, ruhaniyet gidiyor. İşte bugün maalesef televizyonun menfi programları, internetin kirli sokakları, modanın yalancı rüzgarları insanımızı modern bir cahiliye doğru sürüklüyor. Cenab-ı Hak Ra'd suresi 11. ayetinde buyuruyor. Allah bir kavme verdiğini o kavim kendini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Yani ruhani hayat, nefsani hayata döndüğü zaman her şey değişmiş oluyor. Allah bullak oluyor. Her mümin hadisenin akışından, dünyanın gidişinden kendini mesul hissedecek. Toplumdaki bir biçareden hidayet mahrumlarının ve onları İslam'a tebliğ etmek için kendisini mesul görecek. Evladından başlayarak çevre çevre gidecek. Cenab-ı Hak yine Âl-i İmrân 110. ayetinde siz insanların iyiliği için çıkarın en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder. 11 yerde geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de. Yani her mümin bundan mesul. Kendinden başlayacak, evladından başlayacak, akrabalarından çevre çevre devrin akışından kendisini mesul görecek. Kendisi ihya edecek. Birinci merhale, ikinci merhalede bir irşat durumuna geçecek. Yine Efendimiz buyuruyor. Nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emreder, ya münkerden yasaklarsınız veya Allah'ın katında umumi bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olsanız da duanız kabul edilmez. Bu da çok mühim. Demek yaşayacağız, yaşatmanın gayretinde olacağız. Tasavvufi tabirle müsterşid-i irşad, irşad beklenenleri irşad edeceğiz. Yine Zeynep binti Cah şöyle naklediyor Efendimiz'e, ey Allah'ın Rasûlü, içimizde salihler bulunduğu halde biz helak edilir miyiz? Helâke düçar olur muyuz? Efendimiz, fısk, fücûr, günahlar çoğaldığı zaman evet buyurdu. Yani dünyanın gidişini, toplumun gidişinden dertlenebilmek. Yine Hazreti Mevlana buyuruyor, Allah'a yemin ederim ki kötü yılan, zehirli yılan,
Kötü dosttan iyidir. Kötü yılan insanın canını alır, zehirli yılan. Fakat kötü dost insanı ebedi ateşe atar. Yakar ve yandırır. İnsan konuşmasa bile kötü arkadaşına huy kapar. Gönül gizli onun ahlakını alır, benimser. Kötü ahlakı kendisine ahlak edinir, kötü ahlakı. Doğruluktan nasibi olmayan, sermaye bulunmayan arkadaş seni sermayede alır gider diyor Mevlana. Ondan sonra iki tane dehşetli ayete geliyoruz. İnsan var ya buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbi kendini imtihan edip de ikramda bulunduğunda bol nimet verdi. Rabbim bana ikram etti der. Halbuki bu Allah bunu test ediyor. Burada malıyla test ediyor. O da gafil diyor ki Allah beni zengin etti demek ki beni Allah seviyor der. Yaptıkları işin helal mi haram olduğuna bakmaz. Kazancı nereye sarf ettiğine bakmaz. Bu gafil insanın gözünü diktiği tek husus sadece dünya hayatı ve dünyanın fani lezzetleri. Cenab-ı Hak buyuruyor ki de ki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğine az verir. Siz ne harcarsanız onun için yerine başkasını verir. O rızık verenin en hayırlısıdır. Bu zengin olur, bol rızık ve bu Allah'tandır, mülkün sahibi Allah'tır der. Ben bir mülkün emanetçisiyim der. Riyazat halinde yaşar. Kat'iyen israfa ve pintiliğe girmez. Ni'mel abd diyor Süleyman Aleyhisselam diyor efendim o ne güzel bir kuldu buyuruyor. Onu imtihanı fakirlik verir. O da insandan müstani olur. Sabır ve şükür halinde yaşar Eyyûb Aleyhisselam gibi. Cenâb-ı Hak ona ni'mel abd onu güzel bir kuldu der buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kimini zengin, kimini fakir, kimini hasta, kimini de sıhhatli. Sıhhatle de imtihan ağır bir imtihan. Yani bu sıhhati nerede kullanıyoruz? Yine buyuruyor, bu dünya malı tatlı ve çekicidir, cezbeder. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa, o mal bereketlenir. Mal benim de Allah'ındır diyecek. Kim de onu aç gözlükle ve ihtirasla alırsa, bereket kaybolur. Hırslı insana yiyip yiyip bir türlü doymayan obur kimseler gibidir bu Efendimiz. Yani mal bir emanettir, nimetlerine sahibi Cenâb-ı Hak'tır. Kul kendi ikram ve nimetlerin bir lütuf olduğunu farkında varacak ve infak edecek. Cenab-ı Hak tera bir rahta tün fumatun sevdiklerinden vermiş Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Allah sana veriyor. Seni sevdiğini veriyor fakat sen sevdiğini Cenab-ı Hakk'a vereceksin infak etmek suretiyle. Yine Efendimiz buyuruyor. Hakkında yeminle söz vereceğim üç hasret vardır. Yemin ediyor Resulullah Efendimiz. Birinci sadaka vermekle kulun malı eksilmez buyuruyor. Bereket artar. İkincisi, uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini arttırır. Sabreden müjdeler olsun buyuruyor Cenâb-ı Hak. Üçünü dilenme kapısını açan kimse, Allah fakirlik kapısını açar. Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'de misaller veriyor. Kârûn, Musa Aleyhisselâm'a yakınıydı. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. Ona Cenâb-ı Hak, simya ilmini verdi. Hazinelere sahip oldu. Hazine sahibi olunca, Musa Aleyhisselâm'a tavır koymaya başladı. Zekatını Musa Aleyhisselam söyleyince, Musa de onu ben kazandım dedi. Senin ne alakan var bununla dedi. Tam Musa Aleyhisselam iftiraya kadar gitti. Cenab-ı Hak o servetiyle beraber yerin dibine gömüldü. Servetinin putperesti oldu. Servet vasıta olacak. Servetin putperesti olmayacak. Putperesti olursa servetiyle beraber yanar. Dünyada bir takım zorlukları düçar olur. Yani her nimet iki uçlu bıçak gibi. Servet öyle, evlat öyle vesaire. Evladın Allah'ın sana bir emaneti. Bu emanete ne kadar sahipsin? Ne kadar onu ahiret mektebi içinde yetiştiriyorsun? Evet dünya mektebi de olacak ama dünya mektebini ahiret mektebinin içine alacaksın. Mümin pinti olmaz. Bu da bir felaket. Kendisine mal biriktirmek bir gasptır. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği malı biriktiriyor, bu kendisi bir gasp hâlidir. Yani mal emanettir, israf etmek de ayrı bir gasptır. Bize emanet edilen malı Kur'ân ve sünnet muhtevasında kullanacağız. Sahâbî bu şekildeydi. Riyâzat hâlinde kullanıyordu, infak ediyordu, mülk Allah'ındır diyordu. Para yılan gibidir.
Hangi delikten girdiyse oradan çıkar. Boğazdan haram geçerse ameller bozulur. En azından ihlas bozulur. Mümin cömert olacak. Diyargâm olacak. Paylaşacak. Kardeşinin elinden tutacak. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür edecek. Bunu Allah bana niye verdi diyecek. Ona vermedi, bana verdi. Teşekkür edası içinde verecek. Onunla Allah rızasını kazanacak çünkü. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri öyle diyor. Veren diyor teşekkür edası içinde verecek diyor. Olmasa nereden Allah'ın rızasını kazanacak buyuruyor. Şeyh Sâdî diyor ki kapına diyor bir garip gelirse elini boş gönderme diyor. Allah gönder belki bir gün sen de garip olursun kapıları dolaşırsın. İşte bugün Suriye'dir işte. Memleketlerinde bahçeleri vardı. Birçok nimetler vardı. Bugün bak bugün garip oldu. Bir çadırda hayatları devam ediyor. Bir müminde ensarın muhacir olan gönlü gibi bir müminde bir gönül olacak. Devam ediyor. Gönlü yaralı olanlar hatırını sor. Onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin diyor. Sen bil ki diyor bir şey istemeyin kimsenin kapısına gitmiyorsun. Bunu şükrane olarak kapına gelen yoksulu onu da güzel tebessümle karşıla diyor. Bir de birine iyilik ettiğin zaman sakın ben efendim bak sana iyilik veriyorum deme diyor. Zira diyor onu vuran kılıç daha kınına girmemiştir. Diyor. Mümkün o kılıç yani seni vurur diyor. Halk arasında şöyle bir gaflet vardır. Bilhassa varlıklı olanlar benim fabrikam var ben 1000 kişiye ekmek veriyorum. Bu Allah korusun bu çok feci bir sözdür bu. Ekmeği veren Allah'tır. Sen bir vasıtasın o kadar. Vasıta mı? Vasıtaydı sen. Vasıtasın ama buna kendi menfaati için veriyorsun ekmeği. Boş yere vermiyorsun. O sadaka değil verdiğin ekmek. Onun karşısında iş istiyorsun. Bak gaflet nasıl kaplıyor? Benim fabrikam var, şu kadar 1000 kişiye ekmek veriyorum diyor. Yani Allah'ın bu nimetini kendine izafe ediyor. Sâdî Şirâzî ifade ediyor. Cömert kimse meyve veren bir ağaç gibidir. Cömert olmayan insan dağdaki odun gibidir. Odunun istikbali nedir? Yanmaktır. Yine Mevlana diyor, sen varlığını, malını, mülkünü güzel infak et de bir gönül al. O gönlün duası mezarda o kapkarı gece sana ışık versin, nur olsun. Şair de ne güzel diyor. Dehrin ne safa var acaba simi üzerinde? İnsan bırakır hepsini hini seferinde. Siyah Paşa'nın. Yine bir Arif diyor, beden yemekle, ruh yedirmekle doyar. Efendime ganimetler gelirdi, onları yedirmekle efendim onun hazzıyla doyardı. Demek ki bir mümin her halinde Allah'ın verdiği emri yerine getirirken bir haz duyarsa ne mutlu. O da ibadetin kabulüne bir işarettir. Namaz kılarken bir haz duyuyorsa o fahşada mümkünen kovmesidir. Oruç tutarken bir haz duyuyorsa o gün oruç tutarken bir iftar yemekle bir kendisi açlığın hali düşünmekle tefekkür ediyorsa ne mutlu. Zekat, infak, sadaka mülk Allah'ındır diyor. Bunu verirken seviniyorsa huzur buna ne mutlu. Yok malım eksildi diyorsa ne yazık. Pintilik ediyorsa. Her şey böyle. Sende güç kuvvet var. Bir kimse bir arkadaş seni yardım ediyorsan, onu bilmediğini ona öğretiyorsan, bir irşad beklediğini irşad ediyorsan, ona bana ne demiyorsan ne mutlu. İşte Davud Aleyhisselam bir kızı Müslümanlar bana ne dedi bunlardan dedi. Bunlar dedi zaten dedi çırnağa çıkmış kimse bunlara laf geçmezdi. Bunlar anlamazlar dedi. Öbür Müslüman grup yok dedi. Bizim vazifemiz de bizim mesulümüz bunları ikaz etmektir dedi. İkaz edenler kurtuldu. İkaz etmeyenler felakete uğradı. Yine Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor. Kanaat sahibi insana az mal kâfidir. Muhteriz kimsesi çok mal kâfi gelmez. Bu da Şâbî'nin de güzel bir şeyi var. Fakirin sadakaya ihtiyacından fazla kendisine sadaka sevabını muhtaç görmeyen zengin sadakasını iptal olmuş ve ecrini kaybetmiştir. Yani mümin o sadaka alandan çok kendisini vermeye mecbur edecek, mecbur kılacak. Velhâsıl mümin İki şeye dikkat edin. Bir, cebindeki paraya yanlış bir şey karışmayacak. Memursa memuriyete, imamsa müezzinse vazifesine dikkat edecek. Ticaret ehli ise ticaretin İslami ticaretin kaydına dikkat edecek. Yani cebindeki paraya haram karışmayacak. İkincisi, gönlünde muhabbetin taşıdığı insana dikkat edecek. Benim gönlümde kimin muhabbeti var? De Gazali Hazretleri buyuruyor ki, zihni beraberlik zamanla kalbi beraberlik haline gelir.
Sevdiğin adamla yanlış yola gidersin, doğru yola sevdiğin kişiyle gidersin. O daima şuna dua etmek lazım. Ya Rabbi bana haramdan korumayı nasip et. Ya Rabbi sevmediğini bana sevdirme. Bunu dua etmek lazım. Çünkü yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki o şeytan o gaflet insanların mallarını ve evlatlarını ortak olacağını şeytan ifade ediyor. İsra Suresi 64. ayetinde. Mal helalse o helale akar gider. Onun hiç başka yolu yoktur. Efendimiz bildiriyor. Vaktiyle bir adam yani Efendimiz'den daha önceki devirlerde ben mutlaka bu gece bir sadaka vereceğim dedi. Geceleri evinden sadaka alıp çıktı. Onu bilmeden gece karanlığı bir hırsızın eline verdi. Yine ikinci gün yine bugün ben bir sadaka vereceğim dedi. Tekrar yola çıktı. Karanlıkta ışık mışık yok. Birisi eline sadakayı verdi. Üçüncü gün yine bu gece ben bir sadaka vereceğim dedi. Çıktı yine birisine karanlıkta bir sadaka verdi. Rüyada denildi ki ona sen bir hırsıza sadaka verdin. Senin niyetin ihlasıyla o hırsızlıktan vazgeçti. İkinci gün bir fahişeye sadaka verdin. O iffete döndü. İhlas. Üçüncü gün bir zengine verdin. O pintiydi. O cömertliğe döndü. Yine bu niyetler İbrahim Ethem Hazretleri bakıyor bir sarhoşsızmış ağacından böyle kusmuklar akıyor. Üzülüyor. Allah'ın diyor zikir için yarattığı bu ağzı diyor ne kadar kötü bir şey var ağzında diyor. Gidiyor o sarhoşun ağzını yıkıyor iyice. Sarhoş da uyanıyor. Sarhoşa diyorlar ki bir Horasan dervişi geldi senin ağzını yıkadı diyorlar. Sen böyle kusmuk halinde bir ağzının olması onu hoş görme diyorlar. O tövbe ediyor sarhoş. İbrahim Ethem'de rüyasında diyorlar ki sen o sarhoşun ağzını yıkadı. Zikir için kullanılan bir ağzını yıkadın. Allah da senin kalbini yıkadı. Yine bunu Mevlana'da görüyor. Bir zikir esnasında bir sarhoş geliyor kapıya. O da zikre giriyor. Tabii o sırada Mevlana tabii sarhoş sallanıyor birkaç sefer omuz atıyor Mevlana'ya. Tabii cemaat çok üzülüyor. Alıp diyor çıkartmaya kalkıyorlar dergâhtan. Mevlana diyor o diyor içmiş ve siz sarhoş olmuşsunuz diyor. O bu kapıya gelmiş diyor. Yine bu helal para üzerinde. Bu da çok mühim. Ebu Abbas Nihavendi Hazretleri var. Bunun bir zengin bir talebesi var. Geliyor diyor üstad diyor zekatımı kime vereyim diyor. Bak diyor kimin diyor gözün diyor kimi keserse diyor zekatını ona ver diyor. Çıkıyor bakıyor kenarda bir âmâ. Âmâ sahipsiz yalnız orada duruyor dileniyor kimsesi yok. Tam diyor yerini buldum diyor. Ben de bu diyor âmâya vereyim. Katıyor bir o zaman keseyle vereyim bir kese altını âmâya veriyor. Ersun geçen gün orada yine o aynı âmâyı görüyor. Merak ediyor acaba diyor o âmâ benden yanında bir âmâ daha var. Acaba diyor âmâ diyor dünkü benim verdiğime bahsedecek mi âmâ arkadaşın diyor. Şöyle yaklaşıyor dinliyor. O diyor ki öbür âmâya dün diyor bir beyzade diyor bana bir altın verdi diyor, bir kese diyor. Ben de gidiyor, harabat diyor, meyhaneye gittim diyor, felekten bir gün çaldım diyor. Üzülüyor çok. Doğru koşu Ebu Abbas Nihavendi Hazretleri, efendim böyle 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 oldu diyor. Olmuyor, şurada benim bir sadakam var diyor, onu da sana vereyim diyor. Bunu da ilk gördüğün kimseye ver diyor. Peki efendim diyor, alıyor sadakayı, bakıyor bir delikanlı, ilk gördü o, güçlü kuvvetli bir delikanlı. O sadakayı ona veriyor. Delikanlı alıyor, teşekkür ediyor. Giderken, o çöplüğün yanına geçerken içinde bir kuş var. O kuşu, ölü bir kuş, çöplüğün içine atıyor. Genç diyor, bana diyor, bu halin diyor bir muamma oldu diyor. Şu halini bana bir anlatsana diyor. Ben diyor, bir iş bulamadım diyor. Çocuklarımız aç kaldı diyor. Bir diyor ölü bir kuş buldum diyor. Onu diyor eğer helal bir gıda gelmezse onu kaynatıp yedireceğim diyor. Fakat sen bunu verdin diyor. Gidip bununla bir gıda alacağım, yavrularımı yedireceğim diyor. Yine koşuyor Ebu Abbas Nihavendi Hazretleri anne. Bak oğlum diyor. Helal para
gittiği yer böyledir. Haram pahalı gittiği yer böyledir. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizim ibadetlerimizle gösteriyor hâlimizi. Namazla gösteriyor. Namaz bizi hakikaten kötülüklerden men ediyor mu? Namaz kılarken ağzımızdan bir yalan çıkıyor mu? Namaz kılarken ağzımızdan namazdan bir gıybet çıkıyor mu? Bir nemime söz taşıma çıkıyor mu? Oruç merhametimiz artıyor mu? Allah'ın verdiği bu nimet tefekkür ediyor muyuz? Bunları şükrü bir şükür gayet içinde miyiz? Zekattı, sadakaydı, infaktı. Bunları verirken ya Rabbi mal benim de mal senin. Sen lütfettin. Verirken sevinebiliyor muyuz? Hac gittik. Bu refes, fısk, cidal yok. Orada kendimizin edebine çok dikkat ediyoruz. Ot koparma yok. Avcı av gösterme yok vesaire bir takım incelikler var. Bunlara dikkat edebiliyor muyuz? Şeytanı taşlarken ne düşünüyoruz? Acaba şeytan bizi hayatta taşlıyor mu? Yoksa biz mi şeytanı taşlıyoruz? Biz ameli salihlerle şeytanı taşlıyor muyuz? Şeytan da biz yanlış amellerle bizi mi taşlıyor? Velhâsıl İslam bir inceliktir. Bütün ibadetler bir vitamindir. Bu nesne bir Müslümanda nezaket, zarafet, incelik, hassasiyet artacak. Velhâsıl mümin Rabbine güzel bir kul olmanın gayreti içinde olacak. Ondan sonra gelen ayette hayır, doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani bu cahiliye devrinden bir misal veriyor. Cahiliye devrinde yetime yetim küçük görülürdü. İtilip kakılırdı yetim. Demek ki bu cahiliye adeti bir Müslümanda olmayacak. Doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu da yedirmeye teşvik etmiyorsun. Yani yoksulu hem yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Sahâbî öyle bir çoluk çocuğunu uyutuyordu, gelen şeye o şekilde bir ikram ediyordu. Rasûlullah Efendimiz, Allah sizden razı oldu buyuruyordu. Haram, helal demeden mirası yiyorsunuz. İşte cahiliye devri böyleydi, bugün de birçok kesimlerde miras bu şekilde gidiyor. Malı da aşırı şekilde seviyorsun buyuruyor. Yani unutmamak da Efendimiz yetimdi. Yetimleri çok sever, eshâbın yetimlere karşı çok şefkatli ve merhametli olmasına talim buyuruyor. Bugün de bizim yetimleri arayıp bulmamız lazım. En başta en çok gelen yetimler işte Suriye'den gelen muhacirler, kocaları vefat etmiş, bir dul kadın yetimleriyle gelmiş. Demek ki mü'min daima gönlünü kontrol halinde tutacak. Muhabbet ve meyli dünyaya mı, ukvaya mı? Efendimiz, ben Kevser havuzunu bekleyeceğim buyuruyor. Daima diyor, ben Kevser havuzunda Efendimiz'in bekleyecek kişilerden olabildim mi? Efendimiz zira buyuruyor, benim ümmetimin başı da sonu da hayırdır. Ben ümmetimin başı, o eshâb-ı kirâmin hâlini yaşayabiliyor muyum? Yaşayabiliyorsam, ben kardeşlerimi özledim buyuruyor Rasûlullah. Ben onları havuz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor, Tövbe Sûresi 112. ayetinde ne istiyor bizden? Cenâb-ı Hak, ettâbîn tövbe edenler. Hep peygamberlerin tövbeleri var. Peygamberler o zelen tövbe etti, hadi biz ne kadar tövbe edeceğiz? Onun için seherler çok mühim. Vel müstâfirine bil eshâr. İbadet edenler, Cenâb-ı Hak ibadetle huşû istiyor. Mü'minler kurtuldu, ancak namazı huşû ile kılan, ibadetlerin huşû içinde olması. Oruç tutanlar, Allah için seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler. Rükû ayrı bir, rükû bir rahmet taşıracak mü'min. Secde bir rahmet taşıracak. Ondan sonra iyiliğe emri kötülükten men ederler. Allah'ın sınırlarını, hudutlarını taşmayanlar, o mü'mine Cenâb-ı Hak müjdele buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak, hayırda da yarışın buyuruluyor. Yine bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Yani bolluktaki bolluğuna göre harcayacak. Darlıktaki darlığına göre harcayacak. Bir hurması vardı, yarım hurmasını verecek. Ondan sonra gayzın öfkelerini yutarlar buyuruyor. Mü'min de öfke olur. Öfke daima mü'mine yanlış hale sürükler. Öfkeliysen muhakkak kalp kırılır. İkisinin kadar telafi et, kırılan bir camı istikrar kadar yapıştır, o kırdığın, kırılan camın izi orada bellidir. Onun için gaycıların öfkeni yutarlar, şekil değiştireceksin, yer değiştirirsin buyuruyor. İnsanları affederler. Affedilsin ki affedilmeye layık hale geleceksin. Cenâb-ı Hak afif sıfatı var. O afif sıfatına muhteva girmek için sen de affedici olacaksın. Ondan sonra Allah güzel davranışı bulanları sever buyuruyor. Cenâb-ı Hak İnşallah bu muhteva içinde ömrümüzün devamını nasip eder. Takva hayatı nasip eder, zühd hayatı nasip eder. İhsan hayatı nasip eder. İrfan hayatı nasip eder.
muhabbet nasip eyler. Muhabbetin neticesinde adab Resulullah'ın adab ile adablanmayı Cenab-ı cümlemize nasip buyurur. Ki el-mer'u me'amen habbe o kıyamet o zor günde efendimle beraber olabilirim. İşte sahabenin derdi buydu. Bizim de Cenab-ı Hak derdimizin bu olmasına dünya dertleri bir tane hepsi gelip geçecek. Esas derdin bu olmasa Allah'ı ne kadar seviyoruz, Resulullah'ı ne kadar seviyoruz. O ebedi hayatta ne kadar bir Allah dostu olacağız ki la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar o zorluklarda çok maceralardan geçeceğiz. Orada ona korkmayacaklar, üzülmeyecekler de buyuruyor. Efendimize benzemeye olabildiği kadar o efendim halinden nasip almaya ibadet, muamelat, muaşeret, ukubat inşallah Resulullah Efendimiz beraber olmayı dünyada göremedik. 1400 küsur sonra geldi kader-i ilahi. Cenab-ı Hak inşallah yakında olmayı nasip eder. Lillahi Teala Fatiha.